Evet, bugün Fransa'da yeniden hareketli bir gündü. Operasyon oldu dün, dünden sonra bugün de artık politik ve polisiye tedbirlerin olduğu bir gün yaşandı. Bu sabah mecliste başladı ilk görüşmeler. Olağanüstü hali 3 ay uzatan yasa görüşüldü mecliste. Bu yasanın görüşülmesi sırasında bütün gruplar, bütün siyasi parti grupları yasayı desteklediklerini açıkladılar. Başbakan Manuel Valls hükümet adına konuştu görüşmelerde ve çok ciddi bir terör tehdidi olduğunu dile getirdi. Fransa'nın yeniden savaşta olduğu sözünü tekrarladı ve emir vericilerin çok ciddi bir hayal gücü olduğunu, hayal güçlerinin sınırları olmadığını, bıçaktan otomatik silahlı saldırılara ve hatta kimyasal ve biyolojik saldırılara kadar her türlü saldırı yöntemini düşündüklerini dile getirdi ve bununla mutlaka buna yanıt verecek bir yasal düzenleme çerçevesinde mücadele etmek gerektiğini söyledi. Bu konuda zaten gruplar hemfikirdi ve oylama sonrasında 6'ya karşı 551 oyla Fransız Ulusal Meclisi yasayı kabul etti. Olağanüstü hal 3 ay uzatılacak. Yarın Senato'da görüşüldükten sonra yasa resmilik kazanacak ve uygulamaya girecek. Gün içerisinde tam oylama yapılırken Fransız savcılığından 4 satırlık bir açıklama geldi. Bu dünkü operasyondan sonra beklediğimiz bir açıklamaydı. Biliyorsunuz Abdülhamid Ebayut adında bütün bu son günlerde yapılan saldırıları organize eden, Paris saldırısında organize ettiği, bu saldırının beyni olduğu öne sürülen Belçika vatandaşı 28 yaşındaki Abdülhamid Ebayut'un öldürüldüğü haberi gelmişti dün. Öldürülen şahsın olup olmadığı savcılık kriminoloji araştırmasından önce doğrulanmamıştı. İşte bu doğrulama haberi geldi. Tam oylama sırasında geldi mecliste oylama yapılırken. Fransız savcılığı, Paris savcılığı bu öldürülen kişinin bedeninin Abdülhamid Ebayut'a ait olduğu bilgisini doğruladı. Bunun yanı sıra Ebayut'un öldüğü bilgisinin ardından pek çok istihbarat raporu ve Ebayut'un kim olduğuna dair pek çok gerçek ortaya çıkmaya başladı. Fransız medyasına yansıyan bu raporlara göre örneğin Ebayut defalarca Avrupa'ya gelip gitmiş. Tıpkı Fransız istihbaratı ve aslında tüm Avrupa istihbaratıyla dalga geçer gibi adeta iki ülke arasında Belçika ve Suriye arasında mekik dokunmuş. Ebayut 2013 yılının başında Suriye'ye gitmiş ancak Ağustos 2013 gibi yeniden Belçika'ya dönmüş. Burada bir takım eylemler planladıktan sonra yeniden Suriye'ye geçmiş. Suriye'de Mart 2014'te o çok meşhur bilinen ve sosyal medyada kendisi tarafından yayılan başı kesik cesetleri Suriye'de sürüklediği görüntüsü çekiliyor. Bu Mart 2014'ten sonra da yeniden Belçika'ya gelmiş. 2015 Ocak ayında Yunanistan'da bir telefon görüşmesi yaparken istihbaratın ağlarına, dinleme ağına takılmış. 2015 Ocak ayında Belçika'dan birileriyle görüşürken Belçika'da bir karakola saldırı yapması eylemini planladığı belirleniyor ve bu planlama, bu eylem hemen engelleniyor Belçika polisi tarafından. Ardından Fransız istihbaratı tarafından engellenen Villejuif Kilisesi saldırısı, bir konser salonu saldırısı ve son olarak da Brüksel-Fransa arasında işlenen Thalys treninde Amerikan askerlerinin durdurması sonucu engellenen saldırının planlayıcısının da Ebayut olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu bilgiler ve bu operasyon sırasında Ebayut'un öldürüldüğü operasyon sırasında gözaltına alınan kişiler soruşturmayı biraz daha derinleştirecek. Bu örgütün ağını, Brüksel'deki ağını belki de ortaya çıkaracak. Soruşturma devam ediyor. Fransız savcılığında diğer kişilerin ifadesi alınıyor Fransız polisi tarafından. Dolayısıyla onların da verdiği ifadeler çerçevesinde önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz. Bilgileri tabii aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Suriye'ye geniş çaplı bir operasyon yapılması için 24 ve 26 Kasım tarihlerinde önce Washington'a gelecek, ardından Moskova'ya geçerek Putin'le görüşecek ve ardından da Suriye'ye geniş çaplı tek ve ortak bir koalisyonla operasyon yapılması gündeme gelecek. Arzu Çakır, Paris.